Yeniden merhaba sevgili spor severler. Spora bugün Ebru Karaduman'la beraber devam ediyoruz ve konumuz jimnastik. Jimnastik biliyorsunuz sporların en temeli. Öncesinde Ebru'yu tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ebru, sen kendinden bahseder misin? Sen sporculuğa nasıl başladın, hangi yolu çizdin ve bugünlere nasıl geldin? Tabii ki. Ben 3 yaşında jimnastikle tanıştım. Çok yaramaz bir çocuk olduğum için annem beni enerjimi pozitif anlamda pozitif anlamda harcamam için jimnastik branşına başlatmış. Daha sonra 6 yaşında lisanslı sporcu olarak takıma seçildim. 6 yaşından 22 yaşıma kadar da 20 ile 22 arasında biraz daha gelgitler yaşadım ama 20 yaşıma kadar da profesyonel anlamda jimnastik hayatımı devam ettirdim. Eski bir milli sporcuyum. Çok uzun yıllar ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Daha sonra da hatta üniversitede jimnastiği artık daha profesyonel anlamda eğitimini almak adına Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ne girdim 2004 yılında ve jimnastik eğitmenliği okudum. 4 yıl spor akademisinde okuduktan sonra mezun oldum ve 2009 yılında da kendime ait bir jimnastik okulu kurdum. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 26 yaşındayım. Evet, bu da sporun faydaları galiba. Yaşını hiç göstermiyorsun. Sporun faydaları evet. Hem yaşımı göstermiyorum hem branşımdan dolayı biraz daha minyon bir yapıya sahibim. Hem de erken yaşta sorumluluk sahibi olmayı öğrendim sporla beraber. Evet. Peki gençliğinde, çocukluğunda okulla beraber bunu yürütmek zor oldu mu? Okulla beraber zaman zaman tabii ki bunun zorluklarını yaşadım ama sporcu demek eşittir disiplin demek. O yüzden hani disiplinli bir şekilde hayatımı planladığım için ve tabii ki ailemin buna sonsuz desteği olduğu için zaman zaman zorlansam da severek yaptığım bir şey olduğu için jimnastik yaptıkça özgüvenim arttı ve mutlu olduğum için o zorluklara katlandım. Peki ailen hiç endişe etti mi hani okulun geride kalacak, ihmal olacak diye? Açıkçası yani benim ailem hani beni her zaman bu jimnastik anlamında destekledi, özellikle annem. O yüzden hani okulla jimnastiği doğru orantıda götürebilmem için bütün imkanları bana sağladılar. O yüzden hiç onların da endişesi olmadı. Dediğim gibi hayatınızı planladığınızda ikisini de gayet başarılı bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. O yüzden annem de ailem de sonuna kadar destek oldu. Öyle bir endişeleri olmadı. Harika. Mezun olduktan sonra atölyeyi kurdun. Atölyede neler yapılıyor? Atölyenin asıl hedef kitlesi ve ilk amacı şudur ki okul öncesi tüm çocuklara temel jimnastik eğitimini vermek. Ben eski bir milli jimnastikçi olarak atölyeyi kurarken hedefim ileriye dönük profesyonel sporcular yetiştirmekten öte okul öncesi tüm çocukların en az 1-2 yıl jimnastik eğitimini almalarını sağlamak, onlara bu tarzda bir hizmeti verebilmekti. 4 yıldır başarıyla biz bunu yapıyoruz. Atölyedeki dediğim gibi öncelik çocukların jimnastik eğitimi alması. Daha sonra da hani atölyemiz beden atölyesi. Bedenini keşfetmek isteyen, bedenini kontrol etmek, ona hakim olmak isteyen herkese, 7'den 70'e herkese açık. Bunun yanında jimnastik dışında da her yaştan insana yoga, pilates, zumba tarzında eğlenceli stüdyo derslerini veriyoruz. Evet. Burada şunu hatırladım. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın bir sloganı var. 6 çok geç. 6 yaşından önce buna başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani jimnastik bir kere zaten hani diğer branşlardan onu ayıran en önemli özellik en erken yaşta başlanabilen bir spor olması. Hani 3 yaşında bir tenis, bir basketbol oynayamazken çocuklar jimnastik eğitimini alabiliyorlar. Biz genelde 1 saatlik bir antrenman içeriğimiz var ve haftada 2 gün çocuklar buraya geliyorlar. Hani ağırlıklı olarak okul dışında ayırabildikleri zaman anlamında. O 1 saatlik eğitimde eğlenerek öğreniyorlar ve fiziksel gelişimleri kaçınılmaz. Tabii ki diğer taraftan burada hani hangi sporu yaparsalar yapsınlar fiziksel gelişim zaten kaçınılmaz. Ama biz burada yani ben özellikle eski bir milli jimnastikçi olarak profesyonel anlamda uzun yıllar buna gönül vermiş biri olarak burada çocukların spor disiplinini, spor ahlakını, erken yaşta sorumluluk sahibi olmalarını ve bir şeyleri başardıklarını görerek özgüven aşılamayı onlara öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden hani spor deyince fiziksel gelişim kaçınılmaz ama bedensel gelişimin zihinsel gelişime olan etkisi, sosyal anlamda çocuklara olan katkısı da hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Yavaş yavaş çocuklar da gelmeye başladı. Evet, öğrencilerimizi çağırabiliriz aslında. Zeynep,
Emre, gelin bakalım. Evet, bir de çocuklardan duyalım. Neler yapıyorlar burada? Öğrencilerim, evet, yavaş yavaş aramıza gel. Antrenmanınız başlayacak. Onlar geliyorlar. Gel Emre, gel Zeynep'cim istersen. Zeynep, sen de gel. İki yıldır benimle beraber olan öğrencilerim Emre ve Zeynep çok başarılılar. Ben onları çok seviyorum. Çok mutlu bir şekilde jimnastiğe geliyorlar. Onlar da olsun biraz söz. Hı hı. Evet Zeynep, kaç yaşındasın sen? 6. 6 yaşındasın. Mutlu musun buraya gelmekten? Evet. Neler yapıyorsun? Takla atıyorum. Hı hı. Peki sen ileride jimnastikçi olmak istiyor musun? Evet. Evet, o kadar saydın. Evet, senin adın neydi? Emre. Emre, sen kaç yaşındasın? 6. 6 yaşında. Sen jimnastiği seviyor musun? Evet. Nesini en çok seviyorsun? Spor kısımlarını. Spor kısımlarını. Ha, spor kısımlarını. Peki en sevdiğin bir hareket var mı? Çember hareketi. Çember. Çok güzel. Peki sen jimnastiğe hep devam etmek istiyor musun? Evet. Büyünce ne olmak istiyorsun? Jimnastikçi. Jimnastikçi, harika. Evet, isterseniz şimdi içeri geçip bakalım çocuklar neler yapıyorlar. Oh yeah. Nasılsınız? İyi. Hazır mısınız derse? Evet. Hadi bakalım, rahat. Hazır ol. İyi dersler. Hemen geçiyorum sıçramalara, başlayacağım. Sıraya gir. Yasemin, başla bakalım ayak savurmalara. Evet, parmak uçlarım sıkı. Parmak ucunda yapıyorum bu hareketi. Karşıya bakıyorum. Evet, dizler gergin Denizciğim. Başla Ada. Çalışmalarına devam ediyorken ben de Ebru'ya sormak istiyorum. Şu an neler yapılıyor? Şu anda çocuklarımız genel ısınmamızı yapıyorlar. Genelde dışarıdan bakıldığında bu ısınmayı her zaman velilerimiz şeyi merak ediyorlar. Ne kadar süre bunları yapacaklar? 3 yaştan sınırsız, yani 7'den 70'e ben yaş vermeyeyim ama bir jimnastik antrenmanında mutlaka 3 yaştan kaç yaşa kadar yapıyorsa kişi bu ısınmayı mutlaka yapar. Çünkü aslında dışarıdan bakanlar bunu çok göremeseler de biz teknik olarak baktığımızda bu yapılan hareketler daha sonra öğrenecekleri temel jimnastik hareketlerinin basamaklamasıdır. Hı hı. Çocuklar farkında olmadan burada vücutlarına, bedenlerine hakim olmayı öğrenirler ve daha sonra öğrenecekleri asıl temel jimnastik hareketlerinde burada edindikleri yetilerle kontrol etmeyi sağlarlar. O yüzden şu anda antrenmanın aslında dışarıdan bakıldığında yeri geldiğinde oyun gibi gözükse de aslında en önemli, en hedefe doğru gideceğimiz basamaklama kısmındayız şu anda. Antrenmanın süresi ve sıklığı nedir? Genelde antrenmanlarımız 1 saat, 1 saat 15 dakika sürüyor. Bu tabii ki okul öncesi çocuklar için geçerli. Yani ve de hobi olarak, yani ileride profesyonel jimnastikçi olmayı düşünmeyen ama mutlaka 1-2 yıl jimnastik eğitimini almak isteyen çocuklar için haftanın 2 günü birer saat, maksimum 1 saat 15 dakikalık bir antrenman oldukça yeterli ve verimli oluyor. Hı hı. Senin çocukların arasında hiç profesyonelleşen var mı? Şöyle, biz beden atölyesi olarak hedefimizde profesyonel sporcu yetiştirmek yok. Yani kendi bünyemizde yapmıyoruz. Ama tabii ki burada profesyonel anlamda jimnastiğe çok yetenekli olan öğrencileri ben keşfediyorum. Onları da mutlaka benim de çocukluğumun geçtiği, bütün sporculuğumun geçtiği profesyonel jimnastik salonuna kendi eğitmenlerime, kendi hocalarıma yönlendiriyorum. Bu şekilde yönlendirdiğim birçok öğrencim var. Şimdi onlar yarışmalara katılıyorlar. Tabii ki bu benim için en büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Evet. Az önce asıl amacın profesyonel sporcu yetiştirmek değil dedin. Peki nedir?
Buradaki asıl amaç, asıl hedef jimnastik. Ben eski bir milli jimnastikçiyim, başında da söyledim. Uzun yıllar yaptım jimnastik sporunu ve jimnastiğin faydalarını ve en önemlisi sporun faydalarını kendimden çok iyi bildiğim için burada her çocuk yarışmacı olmak zorunda değil, olmak isteyemeyebilir. Aile yarışmacı olmasını değil de sadece spor yapmasını istiyor olabilir ki bunlarla karşılaşıyoruz. Buradaki amaç, hedef jimnastik tüm sporların temeli olduğu için, her branşın özünde jimnastik olduğu için, ilk başında ve sonunda olduğu için burada amaç okul öncesi çocuklara özellikle en az 1-2 yıl jimnastik eğitimini vererek farkında olmadan bedenlerine hakim olmalarını, fiziksel anlamda belli yetilere sahip olmalarını ve erken yaşta spor bilincini edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani yarışmacı sporcu olmayacaksa bile hayatına sporu katacaksa, katabilmesi için ilk adımı jimnastik atmasını sağlıyoruz biz. Burada da gördüğünüz gibi daha fazla kız var. Bu sanırım bir ön yargı, hani jimnastik kız sporudur diye. Ama tabii ki öyle değil, değil mi? Evet, böyle bir ön yargımız ne yazık ki var ama yavaş yavaş her geçen yıl, yani biz 4 yıldır beden atölyesi olarak faaliyet gösteriyoruz. 4 yıl önce karşılaştığım sorularla şu anda karşılaştığım sorular, insanların bize gelirken ki soru işaretleriyle şu anki halleri arasında çok büyük fark var. Bu da demek oluyor ki biz ülkemiz adına, ebeveynler adına her geçen gün sizin bu güzel programlarınızla, onlara verdiklerinizle bilinçleniyoruz. Ve şu anda da bu ön yargı her geçen gün azalıyor. Bugün tesadüf bazı öğrencilerimiz hasta, bazıları gelemedi derken, hani şu anda kız sayısı burada yoğunlukta ama ben kendi kurumumun genel ağırlığı açısından bakarsam tabii ki yani %60 kız, %40 erkek öğrencimiz var. Güzel. Dediğim gibi ön yargı gittikçe azalıyor ama bu ön yargıya hiç gerek yok. Burada dediğim kız, erkek, herkes jimnastikle spora başlamalı. Şu anki grup mesela hepsi aynı zamanda başlamış olanlar mı yoksa farklı seviyelerdeler mi? Şöyle, genelde ağırlıklı hani hepsinin tabii ki başlama zamanı aynı değil ama hemen hemen bu grup uzun süredir, yani en az minimum 2 yıldır buraya devam eden öğrenciler var. Biz kendi bünyemizde bu grupları seviyeler arttıkça değiştiriyoruz. O yüzden ortalama olarak dersteki öğrencilerin seviyesi aynı. Mümkün olduğu kadar yaşları ve seviyeleri bir arada birbirine yakın tutmaya çalışıyoruz ki dersimiz o kadar verimli olsun. Şimdi tabii ki küçük yaştaki çocuklar spor yapınca bu velileri tabii ki çok fazla etkiliyor. Velilerin de devamlı olarak çocukları getirip götürmesi tabii gerekiyor. Kesinlikle. Ama bu tabii ki çocukların faydasına. Evet, yani bunu ben buradan aslında hani bir imkan doğdu ve velilerimize sesleneceğim. Birazcık fedakarlık yapmaları gerekiyor. Zaman zaman hani getirmek ve götürmekte zorlanıyor olabiliyorlar. Çünkü ülkemizde şu anki hani standartlarda gerçekten hem işe koşturmak, hem işte bir kardeşe bakmak, hem çocukları spora götürmek zaman zaman çok zorlu olabiliyor. Ama hani teşekkür ediyorum hani bize devam eden veya bizim gibi diğer yerlerde çocuklara ekstradan jimnastik veya herhangi bir spor eğitimi vermeleri için götüren velilere. Çünkü çocuklara çok faydalı. Bunu veliler gördükçe de bu fedakarlığı daha fazla yapmaya başlıyorlar zaten. İstersen o zaman biraz da senin antrenmanını izleyelim şimdi, olur mu? Okey, şimdi benim antrenörlerim ve çocuklarım antrenmanını yapıyorlardı. Ben de birazcık antrenmana dahil olayım. Biraz daha bir bakın bakalım biz neler yapıyoruz. Tamam. Evet, Halis Fora devam ediyor. Hocanın çocuklarla yaptığı çok güzel bir çalışma izledik. Peki tam olarak neler yaptın onlarla? Biz bugün size yaptığımız hareketler içerisinde denge aletini kullandık, yer dengesini kullandık ve belli bazı jimnastiğin temel hareketlerini yerde gösterdik uygulamalı olarak. Denge aletinin üzerinde dengeyi kullandık aslında ama bu çocukların hayatlarındaki her döneme yarıyor. Burada zaten jimnastiğin hani faydalarından bir tanesi onların esneklik ve denge kazanması. İzlediğiniz şovda da zaten o dengeyi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum.
Yani günlük hayatta da o esnekliğin ve dengenin faydalarını görüyorlar. Kesinlikle burada yaptıkları hareketler günlük hayatlarında onlara denge, koordinasyon ve esneklik kazandırıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi isterseniz çocuklarla tanışalım. Dersi bitirdik, oturduk ve şimdi isterseniz çocuklarla tanışalım. Önce bir şunu sorayım, şu an oturduğunuz pozisyonun adı ne? Jimnastik oturuşu. Jimnastikçi oturuşu. Peki sen jimnastiği seviyor musun? Evet. Adın ne? Zeta. Kaç yaşındasın? 6. En sevdiğin jimnastik hareketi ne? Amut. Gösterir misin bize? Hı? Bak burada göster bize. Hadi bakalım, amut neymiş? Hocan da sana yardımcı olsun. Harika. Aksiyon mu? Teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. Sude. Sude, sen aralarında en büyüklerisin galiba. Evet. Evet. Ve 4 yıldır buraya geliyorsun. Evet. Eğleniyor musun? Evet. Peki başka sevdiğin bir spor var mı? Hayır. Hep jimnastik mi yapmak istiyorsun? Evet. Senin adın ne? Duru. Senin en sevdiğin hareket ne? Çember. Çember mi? Çok güzel. Peki senin merak ettiğin başka bir spor var mı? Yüzme. Yüzme. Yüzme yaptın mı? Yapıyor musun? Yüzüyor musun? Sırayı yüzeceğim. Evet, bir de bu tarafa dönelim. Seni tanıyalım. Yasemin. Yasemin kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Senin en sevdiğin hareket ne? Çember. Çember. Çemberi bize gösterir misin? Yasemin çemberi yapıyor. Harika. Gel bakalım. Tebrik ederim. Alkışlayalım mı? Evet. Peki senin merak ettiğin başka sporlar var mı? Benimki de yüzme. Ben jimnastiğe gidiyordum. Daha sonra yüzmeye başladım. Sonra yüzmem bitti. Seneye bir daha olacak. Hı hı. Peki jimnastikçi olmak istiyor musun? Evet. Evet. Seni tanıyalım. Ada. Ada. Sen kaç yaşındasın? 8. Peki kaç yaşında başladığını biliyor musun jimnastiğe? Hayır. Kaç yıl oldu? 4 yıl. 4 yıl oldu. 4 yaşında başlamışsın. Sen başka hangi sporları seviyorsun? Yok. Yok, en çok jimnastiği seviyor. Evet, seni tanıyalım. Deniz. Deniz. Sen jimnastikte en çok neyi seviyorsun? Çember. Çemberi. Sen de bir çember gösterir misin bize? Evet, hemen hazırda. Harika. Evet, Deniz'e de çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de onların velileriyle tanışalım. Adanın annesiyle beraberiz. Merhaba. Merhaba. Sizin adınız neydi? Esra. Esra Hanım, nasıl oldu da çocuklarınızı jimnastiğe başlattınız? Ben bir spora yönlenmelerini istemiştim. Daha sonra eğitmenlerle görüştük. Temel olarak jimnastikten başlamaların doğru olduğunu söylediler küçük yaşta. Okul öncesinde başladık. 4. yılımız. Peki çocuklarınızı nasıl bir gelişme gördünüz? Ben çocukların okul hayatında olsun, okul öncesi hayatında olsun biraz rahat olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla sorumluluk kazanmaları amacıyla düzenli bir spora gitmelerini istedim. Şu anda ilk öğretim sürecine geldik. Küçük yaşta başladılar. Ama şunu görüyorum, derslerinde olsun hem farklı bir disiplin sağlanıyor. Komut almayı öğreniyorlar, doğru durmayı öğreniyorlar ve bununla beraber diğer sporlara da yönelttiğimiz zaman temel jimnastik aldıktan sonra diğerleri daha kolay geliyor diye düşünüyorum.
komut almayı öğreniyorlar dediniz. Bu biraz hani sizin açınızdan da çocuklarınızı daha iyi yönlendirebilmeniz anlamına geliyor mu? Evet, aslında tüm çocuklar için geçerli. Çünkü şöyle, öğretmenleriyle birebir iletişimi daha rahat oluyor. Böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Evet, jimnastik bütün sporların temeli dedik. Evet. Peki ilerisinde başka bir spor yapmalarını ister misiniz? Ben kendi tercih etmelerini planlıyorum ama tabii okullarda branşlar olarak görüyorlar. Yüzme özellikle ağırlıkla görüyorlar. Kendileri de ne isterse umarım devam ettirirler. Ama jimnastik zaten kızlar için daha görsel ve estetiği yüksek bir spor. O yüzden isterlerse devam etmelerini isterim. Siz kendiniz spor yapıyor musunuz? Pilates'e başlayacağım diyelim. Bizim programı izleyerek başlayabilirsiniz. Hafta içi her sabah 8'e 10 geçe Pilates'e başlıyoruz. İyi bir izleyiciyim diyelim. Katılmanız da gerekir. Tamam, peki. Söz veriyorum, başlayacağım. Teşekkür ederim. It's up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pain when I'm under my feet. Sevgili sporseverler, bugünlükte bir programın sonuna geldik. Ebru Karaduman'la beraber beden atölyesindeydik ve jimnastiğin faydalarını tanıdık. Happy birthday Derya! Happy birthday Derya! When I'm down and my hands are tied. Evet sevgili sporseverler, pastayı görünce tabii ki bütün çocuklar heyecanlandı. Bugün de benim doğum günüm. Spor, doğum günü, her şey çok güzel ve unutmayın, siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber Haydi Spor'a diyoruz. Nice güzel spor dalı günlere. Hoşça kalın.